Arkadaşlar bu dere yatağında çok ümitliyim. Yağmur yağıyor. Ama yağmur yağsa da şuraya inmeyi çok istiyorum. Çok zor bir iş ama olsun, buraya ineceğim. Dere yatağına. Burası çok dikkatimi çekti. Yani öyle bir güzel yer ki sanki kendimi Amazon ormanlarında gibi hissettim bir anda. Geçen gün buranın yakın bölgesinde çok güzel bir taş buldum. Cam gibi. Dedim ki yağmur yağdığında acaba o taştan buraya birkaç tane daha gelir mi diye. Ama şu anda yağmur yağdığı için, ıslak olduğu için görme ihtimalim çok zor. Herhalde bulamayacağım gibi geliyor bugün. Çünkü ıslak olduğu için ışık yansıması yapmayacağından dolayı taş. Çok zor bulacağım ama şöyle yine de bir şansımı denemek istiyorum. Şuraya indim. Bakalım yine de şurada bir değişik bir şeyler bulabilirsek çok güzel olur. Şimdi çok da kaygan taşların üstü. Buradan da düşmeyelim. Biraz sonra şu derenin şu yukarısından doğru çıkıp şu zirveye doğru ulaşmaya çalışacağım. Bu civarlara yaklaşık bir 20-30 sene önce bir göktaşı düştüğünden bahsediliyor. Eski dedelerden aldığımız bilgilere göre göktaşı düştüğünü öğrendik. Belki değişik bir şey bulabiliriz derken harika bir sedef taşı buldum. Evet. Çok güzel bir sedef taşı buldum. Çok müthiş bir parça bu. Şöyle sizlere bir yakından göstermek istiyorum. Arkadaşlar harika bir sedef taşı buldum burada.
İnanın burada bu taşı bulacağımı hiç tahmin etmiyordum. Çok güzel bir sedef taşı bu. Bakın üzerindeki yosunlara bakın. Oo, harika bir parça bu. Maceralı defineciye uyduk birkaç gündür. Gerçekten de buranın her yeri işaret. Şuraya doğru bir gidelim bakalım. Düşmeden. Buradan da geçilmiyor. Diken var burada. Bayağı bir zor yani buradan geçmek. Aa, sen burayı mı diyordun birader? Evet. Ya bayağı zevkliymiş bu iş ya birader. Bayır, dağ, taş. Evet, bakın burada da bir işaret var. Tam karşıda. Sanki birader bu şey ya. Bu neye benziyor biliyor musun? Bir film vardı, izledin mi? Dünyanın Durduğu Gün diye bir film. Orada uzaydan bir robot iniyor. Bak aynı onun kafasına benziyor bu. Robotu mu çizdiler? Bak gerçekten ha. Bak. Bak dikkat etsen bak. O Dünyanın Durduğu Gün diye bir film var. Orada bir robot var. Şu aynı onun kafasına benziyor. Bak öyle oymuşlar bunu. Öyle güzel yapmışlar ki. Bak. Ya birader beni ne işlere bulaştırdın sen ya? Abi sen beni ne işlere bulaştırdın? Çok zevkli iş. Kanki böyle gelmek. Sen şimdi bu işaretleri görüyorsun ama hiç şey yok değil mi? Yani hiç söylemiyordun. Şu ana kadar çekim falan yapmıyordun değil mi? Daha önce bunu ben yayınlamıştım ama. He, olsun. Ya yayınlamıştın ama bu yani hiç böyle ciddi olarak. Yok, ciddi olarak hiçbir şey yapmadık yani. Öyle bir ciddi düşünmedik aslında. İşaretlere göre şey yapıp kazılmazı yapmadık. Sadece böyle bir şey yapma. Hobi olarak. O da güzel bir şey. Ya. O da güzel abi. Yani sonuçta bu işler de resmi olarak da yapılabiliyor. İzin alınıyor falan filan. Bir sürü izinleri var bunun. Yani bir işaret gidip de işareti bulmak. Çekmek bunun bir yasaklık yok ki. Ama sen kazı yaparsan canlı o sıkıntı yani. Ama işaretten bir şey olmaz. Yalnız şuradaki işaret gerçekten de çok enteresan. Bak burayı bile oymuşlar böyle. Ya bunu buraya niye oysunlar ya? Ben onu anlamıyorum. Ya bunu adam şimdi burada bu ormanın içinde gelip de abi burada bak. Her taraf orman bak. Bak gelecek. Burayı böyle açacak değil mi? Çok enteresan. Yani buraya gelip yani şurada evet. Ya yapması. Türkiye'de defineyle ilgili bir sürü video izliyorsunuz arkadaşlar. Ama gerçekten de şunlar hiç kimsenin görmediği, henüz daha hiç kimsenin izlemediği şeyler. Yani bunlar güzel şeyler. Bu da maceralı defineci Erkan Üstündağ kardeşimizin gezerek arazide gezerek kendi uğraşları sonucunda bulduğu işaretler ve bunları yayınlayacak. Bundan sonra kendi kanalında maceralı defineci Erkan Üstündağ kanalında Erkan Üstündağ'ın işaretlerini bol bol görebilirsiniz. Daha nereye gittiğini, ne yaptığını oradan takip edin kanalı. Gerçi şeyler var daha çoklar var. Bak daha çok şeyler var. Bunlar ne ki diyor kendisi. Buradan şöyle burası aşağı doğru iniyor. Kim bilir burada daha ne işaretler var ama çok gezmek lazım.
Thank you.